Ben Doktor Veli Çobankara. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Daire Bilimler Bölüm Başkanıyım. Pamukkale Üniversitesi'nde 2000 yılında iç hastalıkları ana bilim dalı, romatoloji bilim dalı öğretim üyesi olarak geldim. İlk geldiğim yıllarda Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi fiziksel imkanlar ve akademik kadro çok yetersizdi. Son 20 yıl içinde çok büyük gelişmeler oldu. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi bölgesel lider bir kurum konumuna geldi. Tıp eğitiminin temel ögesi hastadır. Hasta olmadan eğitimin tamamlanması mümkün değildir. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi yatak kapasitesi 1000'in üzerindedir. Daire bölümlere ayrılmış 500 yatak vardır. Bunlar dışında reanimasyon servisi, nörolojik ve koroner yoğun bakım gibi spesifik yatak servisler de vardır. Sağlık hizmetine dikkat çeken son dönemde ön plana çıkmış bir iki bölüme örnek verecek olursam, bunların başında kemik iliği nakli servisi, kronik obstrüktif akciğer hastalarının tedavisinde kullanılan volüm küçültücü tel tedavisi uygulandığı pulmonoloji servisi, invazif işlemlerin yapıldığı girişimsel radyoloji bölümü sayabilirim. Öğrencilerin teorik derslerinin aldığı geniş modern amfi salonlarının uzun süredir hizmette olduğunu söylememe gerek yok. Bugün Dahili Bilimler bölümü altında 16 ana bilim dalı mevcuttur. Bu ana bilim dallarının altında daha spesifik bilim dalları mevcuttur. İç hastalıkları ve çocuk sağlığı ve hastalıkları ana bilim dalı altında bütün alt bilim dalları kurulmuş olup gelişimini tamamlamıştır. Tıp eğitimi sırasında alacağınız bütün lisans dersleri konusunda uzman ve tecrübeli öğretim üyeleri tarafından verilecektir. Daire bilimler çatısı altında 76'sı kadın, 74'ü erkek olmak üzere toplam 150 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Tıp eğitimi örgün bir eğitim olsa da hasta bir usta-çırak ilişkisi sonucunda son şeklini almaktadır. Bünyemizde size çok iyi ustalık yapabilecek değerli öğretim üyeleri vardır. Pandemi döneminde çok büyük sıkıntılar yaşadık. Birçok meslektaşımızı ve ekip arkadaşımızı kaybettik. Bu sıkıntılı dönemde bizi yeni çıkış yolları bulunması konusunda zorladı. Bu dönemde yapılan çevrim dışı sunumlar bizi tecrübelendirdi. Göğüs hastaları bazı hastaların tıp yöntemini değerlendirmeye başladı. Bununla ilgili tecrübelerini bilimsel olarak analiz ederek kongrelerde bildikleri olarak sundular. Ayrıca şunu da belirtmem gerekiyor. Tıpla ilgili staj şeklinde kurs önümüzdeki yıllar için uygulamaya konulmuştur. Bizim esas amacımız iyi hekim yetiştirmek. Bunu da eğitimin ilk yıllarından itibaren öğrencilerimizi gerçek hastalarıyla buluşturarak yapıyoruz. Eğitimin ilk yıllarında probleme dayalı öğrenimin gereği öğrencilerde merak uyandıracak senaryo vererek öğrencilerin konuları araştırmalarını sağlıyoruz. Meraklı birisiyseniz bu eğitim modeli tam size göre. Klasik ve entegre sistemde olan çok yoğun ders programı PDÜ sisteminde yok. 4. ve 5. sınıfta klinik branşlarda TAS sistemi uygulanmaktadır. TAS sisteminde dikey ve yatay entegrasyon ile bütün konular klinikle birleştirerek işlenmektedir. 6. sınıfta bütün öğrencilere sorumluluk verilerek öğrendiklerini uygulama fırsatı bulmaktadırlar. Acil bölümünde çalışan bir öğrenci acile gelen hastaların yönetimini öğrenirken serviste de yatan hastaların takibini öğrenmektedir. Mesela örnek verecek olursak, bu arada öğrenci kendisini kardiyoloji serviste anjiyoplasti yapılan hastanın takibinde sorumlu olarak bulabilir veya böbrek yetersizliği nedeniyle böbrek nakli yapılmış bir hastanın tansiyonunun ölçülmesinde görev alabilir. Poliklinik uygulamalarında dermatolojide kozmetoloji polikliniğine gelen hastanın anamnezini alabilirsiniz veya nörolojide elektrofizyolojik incelemesi yapılan bir hastanın EEG raporunu öğretim üyesiyle birlikte değerlendirebilirsiniz. Denizli konumu itibariyle birçok turistik ve tarihi kentlere komşuluk ettiğini söylememe gerek yok. Denizli halkı sizleri ağırlamaktan çok mutlu olacaktır. Son söz olarak insan hayatına dokunmak istiyorsanız, insanların sağlık sorunlarının çözümünde bir katkım olsun diyorsanız mutlaka tıp fakültesi tercihiniz olsun. Tıp eğitimini almak için de ekip ruhuna inanan, ekip çalışmasına uyumlu, tecrübeli öğretim üyelerinden oluşan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesini tercih etmenizi isterim.